Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bugün ilmi yoğun bir ders olacağı için Sima aşağıda cumartesi haritalı mana yoğunluğu olacağı için hafifletici ders olsun. Öğlen de ağır olursa İnsan şey yapar, biraz belki kaldıramaz diye. En azından kendimiz için psikoloji yapacağım. Psikoloji de gene Laika'yı okurken veya bazı dershane veya kişisel, aile veya ikili ilişkilerde sorun yaşayan kardeşlerime o mevzuya ait külliyattan bulduğum çıkış yollarını kaydetmişim bazıları. Külliyattan bulduğum şeyler, psikoloji dediğimiz satır arasındaki boşluklarda yazılamayan ama yazılanlar içine çıkandır. Unutmayın, ifade edilenlerden fazladır, ifade edilmek istenen şey ifadenin içindedir. İfade edilmek şey, ifade edililenlerden fazladır. En güçlü ses, sessizliktir. Çünkü ses, sessizlikten çıkmıştır. Ama çıkmayan bir sürü ses de vardır. Onun için güçlü olmak için, alimler hep sessizliği tercih etmiştir. En güçlü manidar konuşmak, susmaktır. Bu şeylerden çıkarak, 10 sene önce bir teori atmıştı fiziksel. Şimdi yavaş yavaş ona gidiyor gibi şeyler duyuyorum. Eşya muayyenleşmiş enerjidir. Muayyenleşmemiş enerji yapısı, yapısız yapı, zeminsiz zemin, boşluktur demişti. Çünkü muayyenleşmemiş her şey olabilen bir enerji zeminsiz zeminidir. Neyse, şimdi bu şey olarak öyle lafı güzel olsun diye, torba dolsun diye olan bir şeyler değil. Bu 18. defter. Psikoloji noktası. Başarı her zaman görünenlerle ilgileniyor. Başarı her zaman görülenenle ilgileniyor. Yani hep pompalarlar sizi. Başarılı olmak lazım. Kaliteli olmak istemezler hiç. Kaliteli olmak lazım. Başarılı değil. Hep böyle koşanlar arasında hep birinciyi gösterirler vitrinde, kamerada. 9 taneyi göstermezler. Hep oymuş gibi insanları hep yarış atı yapmışlar. Öyle bu çocukları. Yani 5 yaşında başlar okula, işte kresi şu bu. Hayat boyu yarış atı gibi koştururlar. Yani çocukların ruhunu öldürüyorlar, gidiyorlar, cesedine yediriyorlar. Başarılı olmak lazım, tutturmuş gidiyor. Oysa değerli olmak lazım demiyor. Başarı her zaman görünenlerle ilgileniyor. Başarı görünme seviyesinde ise çoğu zaman ahlaksızlığa itiyor insanı. Çünkü netice olduğu için, başarman için her şey mubahtır. Yahudi zihniyeti. Ve şimdi dini cemaat da yapabiliyor. Şimdi bugünlerde yaptığı gibi. Yani hedefine varman için her şey mubahtır. Yalan, sahtekarlık, her şey. İyi bir ders yapsın bile gurur ve kibir denilen ahlaksızlığa itiyor insanı. İyi bir ders yapsa bile, imani ders, ahlakı ders yapıyor, ahlaksızlığına vesile oluyor. Ahlaki bir ders yapıyor, ahlaksız oluyor adam. En büyük adavet dersi uhuvvet dersinde yapılıyor. Var ya bu millet, burayı okumadı bak, bunlar var ya, bu uhuvvet risalesi hiç mi görmedik gibi usluplarla adavet, uhuvvet risalesinde kullanılıyor. En büyük ihlassızlık, ihlas dersinde yapılıyor. Bak görmediler, bak bunu görmüyorlar. Hep hariç tehdit işaretiyle böyle. Ama gizli de bu var.
Görmüyor musunuz? Yani. Başka. Kafama sistemime kimse müdahale olmasa kötüye çalışmazmış. Bir keşifte, yani bir tefekkürde diyeyim, gördüğüm bir hakikat. Allah hükmetmese, yani haram helal demese, her şey mübahtır. İnsanlar olmasa, tek yaşasan, kafa şere çalışmazmış. Nereden çıkarttın? Adem Aleyhisselam'a ilk defa yalanı şeytan kullanmış. Niçin kanmış? Çünkü ilk defa rastlıyor yalana. Yalanın yalan olduğunu yalanla bilmen lazım. Ömründe yalan konuşmayanları aldatmak çok kolaydır. Çünkü yalanı bilmezler. Hiç aldanmıyorum diyorsa epey yalan söylüyor demektir. Çünkü yalanı çok iyi biliyor. Saf trik deriz onlara, aldananlar. Çünkü ömürlerinde yalan yoktur. Ağır gelmiş olabilir ama maalesef doğrusu da budur. İster koy cebine, istersen kılıfına koy. Kafama, sistemime kimse müdahil olmasa, çünkü nereden bilecekti Adem Aleyhisselam yalan dediğini. İlk defa yalan onda zuhur ediyor. Olmasa kötüye çalışmaz. Çünkü kainatta her şey mükemmele gidiyor. Sen de durup dururken kötüye çalışıyorsa birileri müdahil olmuş veya olmak için sistemini bozmaya çalışıyor. Dikkat edin psikoloji. Benim işim içeride. Şimdi durup dururken hiçbir şey yok. Niye kendimi kötü hissediyorum? Aslında fıtratta böyle bir şey yoktur. Yaratılışta olumsuzluk yoktur. Şere çalışmak yoktur. Kendini kötü hissetmek yoktur. Dünyada sen kal, kimse kalmasın. Şeytan da dahi her şey yok olsun. Asla kendini kötü hissedemezsin. Yanlış yapamazsın. Çünkü fıtrat üzerine devam eder. Peki, ne işime yarayacak bu psikolojide? Eğer durup dururken gibi kendimi kötü hissediyorum diyorsan, fıtratına müdahale olunmuş demektir. Olunuyor. Ya ben nereden geliyor? Müdahil oluyorlar sana. Dikkat et, bir yerlerin açık. Oradan giriş yapıyorlar. Çünkü durup dururken bir insan kötü hissedemez. Eğer hissediyorsa, bunlar klinik konuşmalarında göremezsiniz. Ben kendim iki tane hissediyorum, bir böyle. Hemen ilaç veriyor, hemen tek hisset. Biz de diyor, bize geliyorlar, biz diyoruz ki üç tane hisset. Bir benim nefsim, bir benim ruhum, bir de ben olan ben. Tabii o mantık üzerine çözümler çıkarırsa olmuyor. Mesela dertlerinizle savaşın diyor. Dertlerinizle unutmak için müzik yapın diyor, bir şey yapın diyor. Benim ise klinik konuşmalarından en çok bariz temel farkım, dertler, ustadın kullandığı tabii yöntemi kullanıyorum. Dertler bana derman imiş, dertlerine uğraşma. O bir konuşmaktır. Bir şey diyor sana. Onu anlamaya çalış. Savaşma. Yaban arıları gibi sana uçuşur. Peki, eziyorsa güzel kabiliyetlerini, güzel yönlerini çapını genişletirerek onu gölgede bırak. Sakın hiçbir şeyle mücadele etme. Güzel kabiliyetini genişlendir. Sen de durup dururken kötüye çalışıyorsa atayım kendimi. Ondan sonra o bana bunu demek istedi galiba gibi. Zanlara çalışıyorsa adın gibi bil ki birileri müdahil olmaya veya olmak için sistemine giriyor demektir o anda. O da şeytan veya vaneleri. Bunu yazdığımda ve okuduğumda rahatlıyorsan, şimdi bunu duydunuz mu? Ey bu sesi, bu şu konuşmayı dinleyen, şu anda bunu duyduğun zaman diye rahatlıyorsan, ilim onu tard eder, anlamışsın ve kovulmuştur demektir şeytan.
İlim onu tard eder. Demek ki bunu duyduğun anda rahatlıyorsan hakikaten dediğim gibi müdahil olunuyordu. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder, sırrı sende işliyor şu anda demektir. Dedi ki, bir tanesi dedi ki, demek istedi de ben ekleyeyim. Ya diyor, başımıza doktor oldun dedi. Ya dedi, şaşırıyorum. Demek istiyor da diyemiyor. Satır arasını ben söyleyeyim. Dedim ki ben söyleyeyim ama soruyu sormadan cevap vereyim. Allah Resulü de mektep okumamıştı. Tıp okumamıştı. Değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh da hukuk fakültesi mezunu değildi. Ama adaletin babasıdır. Bediüzzaman Hazretleri ilkokul okumamış ama üniversite profesörleri veya üniversitedeki bölümle tez yapıyor. Dokunma rahatız. Tezi yapıyor. Ben de tıp okumadım. Doğru. Ama Risale okudum. Mukadder soruya cevap olsun diye söyledim. Kainatta yasaların olması çok ilginçtir bu. Konuyu değişiyor çünkü değişik. Kainatta yasalar var mı? Kanunlar, yer çekimi kanunu, hükme kanunu, suyun kaldırma kanunu, yaz kanunu, kış kanunu. Kainatta yasaların olması, formüle edilebilmesi, formüle edilebiliyor mu bir taşın nereye nasıl düşeceği, bir mervin nereye gideceği, Balkanlardan gelen bulutun İstanbul'a ne zaman ne kadar bırakacağı, formülüze edilebilmesi, ondan hem geçmişe hem de geleceği hesap etmemize yardımcı olur. Yani bir şey formülüze edilebiliyorsa onun hem geçmişi hem geleceği var demektir. Geleceği olmayanı formülüze edilemez. Korkunç bir mantıktır bu. Ve aynı zamanda ahiretin ispatıdır. Bir şey formülüze edilebiliyorsa onun mazisi ve istikbali vardır. Misal. Top mermisi attı, nereye, nasıl düşeceğini, ne kadar tahrip yapacağı bilgisi gelecektir. Şimdi hesap edilebiliyorsa, gelecek şimdi vardır demektir. Mesela, havada belirli bir yerinde olan taşa bakıp, bu taşın nereye düşeceğini, nereden atıldığını, düştüğü yerden de bile, nereden atıldığını hesap edilebilir, tahmin edilebilir. Bu da geleceği aralayan bir koridor ve yöntemdir. Her bir fennin, misal biyolojinin, fiziğin veya kimyanın alanları ve hudutları belli. Bunlar birbirinin hükmünü kaldırmadan, mesela biyoloji fiziğin hükmünü kaldırmadan, bir tek şey imiş gibi çalışmaları dünyada, fizik kimya ile, kimya fizikle, psikoloji bedensel hayatla, yani fenler birbirinin hükmünü kaldırmadan beraber çalışıyorlar. Bunlar tek şey imiş gibi çalışmaları, kainata bakınca, babaannelerimiz, dedelerimiz biyolojiyi bilmez, kimyayı bilmez. Buraya bakar işte. Ama biz içerisine detayına bakınca ki fizik çalışıyor, kimya da çalışıyor, astroloji de çalışıyor vesaire. Bismillah giriyor değil mi abi? He. Çalışması. Bir de okuyayım. Bir tek şey imiş gibi çalışmaları tüm bunlardan soyutlanmış birisinin kontrolünde olmasıyla mümkündür. Yani fizikçi olmaması lazım. Kimya idare eden. Efendim, kimyacı olmaması lazım. Fiziği idare eden. Yani mahkum olmaması lazım. Matematikçi olmaması lazım. Biyoloji yapan vesaire. Yani bu kadar farklı fenleri, soyutla somutu, bir tek şeymiş gibi kainatta çalışması, bunları
dışında ve bunlarla mahkum olmayan birisini gösteriyor. Çünkü ancak onunla bütünlüğe gelebilir. Mesela bir insan baş ağrısını gidip de matematikte formül çözen kitapta aramaz. Başım niye ağrıyor? Değil mi? Matematikçi kitabına bakınca kim ne bekliyorsa onun için ortadır. Fizik de öyle. Ama baktığınız zaman muayyenleşmiş fenler, kitaplar, kütüphaneler, bilim adamları. Ama kainatta hiçbirisi muayyenleşmemiş. Fizik olduğu aynı şey kimyadır. Kimya olduğu şey aynı zamanda matematiktir. Biz onu simgelerle, imgelerle ifade ediyoruz. Ayrıştırmaya çalışıyoruz. Oysa kainat bir bütündür. O zaman bunun faili, yani bu masayı yapan masa cinsinden değil ve masadan önce olması lazım sırrınca bu kainatı, mekanı ve zamanı, fenleri, matematiği yapan matematikten öncedir ve matematiğe mahkum değildir. Mekanı yapan mekandan önce olduğu gibi zamanı yapan da zamandan öncedir. Hani derler ya, o onu yaptı, o onu kim yaptı? Fiziği de eşyadan, elmayı ağaçtan, sütü sırdan. Peki Allah kim yaptı sorar. Bunu soran da hiç sormaz. Matematiğin kaynağı var mıdır diye. Fiziğin kaynağı vardır, kimyanın kaynağı vardır. Yani somuttur. Kaynağı somuttur. Vücut haricisi vardır. Yani bunun biyolojisi vardır, kimyası vardır. Fakat matematiğin kaynağı yoktur. Soyuttur ve somut değildir. Yani şöyle misal veriyorum. 5 elma düşünün. Tamam. Elmayı kaldırın. 5 hala duruyor mu? Duruyor. Varlığı kaldırırsanız fiziği hala onu ifade edecek matematik vardır. Çünkü matematik somut değildir. Ama soyutun da temelidir. Fizikte matematik vardır, kimyada var, her şeyde vardır. Ama kendisinin vücut haricisi yoktur. Ve kaynağı yoktur. Bir kaynaktan beslenmez. 5 tane elma demeyle 5 elmadan beslenmiyor. Çünkü elmayı kaldırdığım zaman 5 hala duruyor. Varlığı kaldırır matematik hala vardır. Sıfır vardır. Sıfır diyebilmen için eksi 1 vardır, eksi 2 vardır. Bunu sizin orada anlatmaya çalışırken adam bir tanesi kalktı matematik inkar ediyor diye. Değil mi? Profesördü. Hem de profesör. İstanbul Üniversitesi. Ben demek istemedim. İstanbul Üniversitesi bir de profesör değil mi? Niçin kalktı? Fenleri inkar ediyor diye. Halbuki onun davasını orada siz tasdik ettiniz. Evet. 27. Ama sonra anladı mı? Ama birisi anlatsaydı. Kimse gelmedi bir daha. Bir daha gelmedi. İlk akşam yine abi denk geldi. Hem de matematikçiydi. Matematik profesörü. Ya. Alan dışı diye gördü. Avam. Yok, alan dışı diye yani. Benim. Sizin alanınız değil. Ne? Nasıl bu kadar şey konuşuyor diye herhalde, evet. Allah'a. O yüzden. İlmi enaniyeti. Evet. Çünkü matematikçi ya, hiç düşünmemiş. Mesela Hawking's, Hav, W, matematik profesörüdür. Bir Dawkins var, bir Hawkins var. Değil mi? O beyaz saçlı adam. Gözlüktü. Şimdi matematikçidir. Ve dünyada meşhur ateistlerdendir. Gidiyor Allah inkar etmesi için kendi sahası olan matematiği bırakıyor, profesörlüğü felsefe okuyor. Ve ondan sonra Allah'ı inkar etmeyi felsefe yoluyla gidiyor. Ama kendi mesleğinden gidemiyor. Çok ilginçtir. Kendi matematik profesörüdür ve Allah'ın inkar etme adına matematikten bir tane delili yoktur. Dawkins mi? Hawkins o sakat olan. Evet, yanlış oldu, özür dilerim. Dawkins o kafadan aşağı şu olan. Bu imana geldi sanırım. O Hawkins imana gelmiş, evet. Çünkü ona gülüyor. Yani o fizikçidir galiba. Evet, o fizikçidir. Dawkins aslı matematik profesörüdür, sonra felsefeci olmuştur.
Ve Allah'ın kar etmek için felsefe. Peki senin sahandan gitseydin daha muvaffak olurdun? Çünkü matematikle gidemez. Çünkü matematik bir soyutu yoktur. Yani bir realitesi yoktur. Yani maddeye bağlı değil yani. Değildir. Değil mi? Kayıt altında değil. Değildir. Çünkü soyuttur yani. Mesela sıfır her şeyin aslıdır. Her şeyi gösterendir ama kendisinin bir ifadesi yoktur. Ene gibi, insan gibi. Sıfır, karnı boş. Torbasında ats, fark, noksan, kusurdan bağlanan daha bir şey koymamak lazım. Sıfır gibi. Sıfırı kaldırın, eksi bir diyemezsiniz, artı bir de diyemezsiniz. Yoktur. Çünkü matematik, bütün sayılar muayyendir belki. 2, 3, 5. Sıfır öyle değildir. İçi boştur. Her şeyi gösteren hiçbir şey olmaması lazım. Hiçbir şekilde olmaması lazım. Bir derece akla yanaşmış diyebilir miyiz? O Dawkins'in matematikten felsefeye. Çünkü matematiğe bakıyor ki Allah'ı inkar edemiyor. Her yerinde evet. Şey var. İnkar etmek için felsefeye geçiyor. Mecbur. Sofist aileler gibi bir derece akla yanaşıyor yani. Kendisi felsefede soruyor. Çok ilginç videosunu. Ezber konuşmuyorum ben. Bir şeye hakim değilsem konuşmam. Videosuna hiç sormazlar diyor. O onu kan yaptı, o onu yaptı. Allah kim yaptı sormazlar diyor. Ve gülüyor. İçimden geliyor. Anan dedim mikrofon olsa da sana bir ulaşsam. Sen profesörsün. Her şeyi matematik zemininde izah edersin. Yani fizikte. Matematik kaldırın fizikte yoktur. Matematik kaldırın kimya da yoktur. Neyle izah edeceksin? Biyoloji de yoktur. Yoktur hiçbir şey. Psikoloji de yoktur. Çünkü matematik eğitimiyle psikoloji anlıyorsunuz. Hiç sormaz. Böyle sormazlar. Allah kim yarattı? Kendi fenninden kendisine sormuyor. Matematiği kim yaptı sormaz. Matematiği kim yaptı? Sormaz. Yok çünkü kaynağı. Çünkü somuta dayanmıyor. Sıfır işte. Bir varlığa dayanamaz ki. Varlığa dayandığı zaman mayenleşir. Bu hayat gibi perdesiz bir tecelli diyebilir miyiz matematik? Evet. Matematik Adem'den vücut alemleri arasında bir berzahtır. İlmi berzahtır. Vücudu ilmi denilir. Daire-i ilim denilir. Maddede kütle çekimi olmamış olsaydı hiçbir şey olmazdı. Kütle çekimi olmamış olsaydı her şey üzerine dönecekti, çökecekti. Maddeyi bir arada tutan kütle çekimidir. Madde onu çekiyor, bir denge olarak varlık duruyor. Eğer kütle çekimi olmasa, her şey aslına hem nükleer kuvvet olmasaydı, proton ve nötronlar bir arada tutunamazlardı. Tutulamazlardı. Bir de okuyorum. Nükleer kuvvet olmasaydı. İtme ve çekme, bunlar nükleer kuvvetlerdir. Olmasaydı proton ve nötronlar bir arada tutulamazlardı. O zaman madde olmazdı. Sayfenin devamı 322'de demiş. Oraya devam edeyim. 322. Anladık değil mi? Nükleer kuvvet olmasaydı. He? Atom oluşmazdı yani. Oluşmazdı. Atom oluşmayınca ne zaman olurdu, ne mekan olurdu. Diyorsunuz ola nereye geldik ya biz? Bir salim şeyine geldik adama bak ya. Hatta profesör bile kalktı gitti diyeceğiz. Profesör bile kalktı gitti. Ben demek istemedim. Ben çünkü bazı misalleri verdiğim zaman utanıyorum. İnanın mübala diye simalarınızdan bu kadar da olamaz. Mübala misal veriyorsun. Diyebileceğiniz, zannedebileceğinizden dolayı tanıp demedim. O profesör olduğunu duymuştum.
Derse gelmeden önce mi oldu? Yok. Sonradan ilgimi çekti. Ben ders yaparken böyle hepsini gözlemlerin niçin kalktığını, niçin kalktığını hissederim. Telefon, dışarıda telefon konuşacağını mı? Veya şey yapacağını hissederim yani. Ve ona öyle davranırım. Tak diye koyarım onu. Bir de özel sorusu için geldiği zaman, sıkıntısı için onu muhatap almam. Çünkü kendisine değer vermemiş insandır. Ders arasında kalkıp sessize koymuş, kapatın dediğim halde gidip içeride başka yerde konuştu. Ben onu anlarım Allah'ın izniyle. %99 anlarım. Ve onun özel sorusu gelse ilgilenmem. Çünkü kendisine saygısı yok. Değer vermemiş. 45 dakika kendisine değer ver dediğim halde vermemiş. Kendisine değer vermeni ben verdim. Versem de almaz. Onun niçin kalktığını, profesör olduğunu bilmiyordu. Protesto ettiğini biliyordu. Hissettim yani ama sonradan sordum. Profesörmüş. Hem de onun sahasıyla onu âli edecek, yüceltecek bir mevzuya gelmiş. Aynen, aynen. Hiç daha dinlemeden efendim profesör değilsin sen, ne alsın matematikten bunlara konuşuyorsun. İlmenanet var ya, benim o matematik konuşulacaksa ben konuşayım. Ama sen konuşunca geveleyip duruyorsun. Ezberlediğiniz, ezberinizde hapsolup gidiyorsunuz. Matematiğin vücudu haricis olmayan sıfırın torba olduğunu, az fark noksan kusur olduğunu, mayen olmadığını, ta ki her şeyi gösterene hiçbir şey olmamış. Sen nasıl ifade edeceksin böyle bir şeyi? Tefekkürüdür. Sen hep ezberlemişsin yani. Formülü çözmüşsün. Ama yok da nasip yok. Mesela bak tevhidde kullanıyoruz. Bak nükleer çekimden bahsediyoruz. Nükleer kuvvetten bahsediyoruz. Eğer elektromanyetik kuvvet olmasaydı kimyasalların arasında bir bağlantı olmazdı. Senin mesleğin neydi? Bilişim işleriyle uğraşıyorum. Evet. Seni çok alakadar ediyor bu. Çok ama. Bu matematik konusu seni çok... Nerelisin sen? Batman'lısın. Çok alakadar ediyor. Çok. Bu iş. Bilmedi ama Siman çok onu gösterdi. Yani hidrojen ve oksijen nasıl beraber dururlardı elektromanyetik kuvvet olmamış olsaydı? Tamam bir isim koyduk. İşte... Oksijenin bağları var. 2, 6 vesaire. Hidrojen 1. Tamam şu ama bunu tanımlama. Söyledik. Söylemeyle olmuyor ki. Bunu vücudu haricide tutman lazım. Elektromanyetik kuvvet olmamış olsaydı kimyasalların arasında bir bağlantı olamazdı. Yani hidrojen oksijeni beraber tutamazdı. İşte bunun gibi devam eder. Yaşamın meydana çıkması için bunun gibi kanunların ve sabitelerin mevcut olması gerekiyor. En çok ben de irdelediğim, kaşıdığım yer sabitelerdir aynı zamanda. Ve o sabiteleri 10 sene önce attığım zaman ortaya, yani ifade ettiğim zaman zaten vardı. Ama ifade, o zaman garip kaşılamışlardı. Şöyle, hepiniz mektep okumuşsunuz. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 civa basıncı altında pi sayısının şu kadar vesaire vesaireleri sabit kabul edersek öyle başlamadık mı formülle? Niye sabit kabul ediyorsun diye birisi çıkıp sormuyor. Allah'a sabit bütün vücut Allah'tan çıkıyor. Allah sabit kabul edersen deyince Allah olur mu? Allah niye sabit tutuyorsun? Mevcudata sorduğumuz soruyu Allah'a da sorun. Bu bundan çıktı. Bu bundan çıktı. Allah nereden çıktı? Onu da ona sorun. Diyen adam fiziğe, kimyaya, olaylara soruyu sıfır santigrat derecede, deniz seviyesinde 76 civa başlığı altında 3.14 pi sayısı sabit kabul edersek niye sabit kabul ediyorsun hocam, profesörüm diye sormuyor. Niye sormuyorsun? Yani bu dünyadaki varlığın, hayatın başlangıcı için güneşten kopmuş. Bakın buraya. Bunda ne element varsa bunda da aynı yok mu? Büyüklük, küçüklük, kütleden bahsetmiyorum. İçiydim. Bu güneşti. Koptuk dünya. Güneşte ne varsa dünyada da var. Ha, bu hayat nasıl başladı?
sıfır santigrat derecede, Allah Allah, nükleer bir kütle olan şu dünya, nükleer bir santral, sıfır santigrat derecede nerede bulacaksın onu? Deniz seviyesi, denizi nerede buldun sen? Pi sayısını 3.14'ü nerede buldun? 76 civa basıncı altında. Onlar hava mı var ki basıncı altında? Hayat başlamış. Spor başlamış. Efendim, hayat nasıl başlamış? Charles Darwin'e göre 1938'de hücrenin DNA'sı bulunmuş. Kardeşim, ilmin hastasıyım ben. Tarihleriyle beraber biliyorum. Charles Darwin 1876'da öldü. DNA 1935'te öne atıldı, 38'de ispat edildi program. Clinton zamanında da sıfır tam %76 milimetre uzunluğundaki kromozomda 76 metre kitap kadar bilginin olduğu tahmin ediliyor. Ve o zaman 1938'e kadar, 35'e kadar hücre bir balon düşünün. Balon içinde maydanoz sıvısı, maydanoz suyu, portakal suyu, elma suyu. Yani hücre bir sıvılar deposu kabul ediliyordu. Ne DNA, ne RNA, ne lizozom, ne mitokondriler, hiçbirisi yok. Elektrik santralleri falan yok. Ve Charles Darwin nereden bilecek 1935'te DNA program? Yani programın dışa vuruşudur. Dişsel hadiselerle geçici olarak sima değişebilir, el ayak kopabilir ama kalıtsal değişmez. Onun bilebilmesi için DNA'yı bilmesi lazım. Şimdi adam denizi güneşle kopmuş parça diyor. Denizi nereden getirmişse hiç kimse sormaz. Denizde bir spor varmış. Yani bir hücre çalkantısı. Nükleer bir fokurdayan, yani bir su sıcakmış böyle. Fokurduyormuş. Tencere. Sonra nasıl olmuşsa hava olmadığı halde uzay. Ondan sonra hava olmayınca su durur mu? Havayı denizi tutan, denizi dünyaya tutan, uçurmayan battaniyedir. Hava battaniyedir. Uçmasın ama Samanyolu galaksisine uçar gider su. Onu orada tutan ve gündüz sıcaklığını gece -273 santigrat derecede dünyada soğukluk olmasın diye Allah sıcaklığı, gündüz sıcaklığını -273 gece olmasın diye atmosfere, Samanyolu galaksisine ısı gitmesin diye battaniye ile örtmüş. Battaniye nedir? Atmosferdir. 100 kilometre kadar atmosferdir. Suyun uçmaması için hava lazım önce, sudan önce. Suyu getirmiş, kimse sormaz nerede buldun bu dünya kaynayan, fokurdayan nükleer parçada. Su nereden getirmiş? Spor varmış efendim, bir spor. Spor denilen bir oluşum. Sonra o fokurdayan suda, su nereden gelmiş sormayacaksın. Sudan önce hava olması lazım, uçmaması. Sonra yosuna dönüşmüş, nasıl olmuşsa taşlara, kayalıklara yosun olarak çıkmış. İlk hücre ortaya çıkmış yosun, vay be. Sonra orada ne olmuşsa kurbağaya benzeyen bir şey olmuş. Kafası büyük böyle, kuyruklu. Spor onun için gelmiş. Sonra onu dalga, nasıl olmuşsa fırtınalar, dışarıya fırlatmış. Sonra o dışarıya fırlayan Charles Darwin maymuna götürecek bir süreç koymuş. Mustafa Kemal burada o şey çok ilgimi çektiği için ismini kullanıyorum. Diyor ki o dışarıya atılan diyor kurbağa gibi diyor şeyi, o şey var ya, kurbağaya dönüştü diyor. Oysa Charles Darwin kurbağayı kullanmaz. Adam kurbağa da soktu bu adamı. Yani o kadar araştırmışım ki kim ne demiş, araya ne silsile koymuş. Sonra sürüngenlerden şuradan buradan maymun. Hayvanoğlu hayvan olmuş. Yani hayvanların torunları. Ve düşünen, hisseden, geçmiş ve geleceği intikal eden, içsel yapısına nihayet verilemeyen, kafasındaki akla, kalbindeki istidada, ruhundaki meyil ve emel ve arzularına nihayet verilemeyecek kadar sonsuz bir alem sporla başlamış. Hiç kimse bunu sormaz. Sabiti olarak. Sabiti olarak. Hep sabit. Sıfır santigrat derece sabittir. Soru sorulamaz.
Nereden geldi bu 0 santigrat derece? Soru soramazsın. Yobazsın. Cahilsin. Nasıl sorarsın? Çünkü deniz seviyesinde. Her şey sanki bütün varlık deniz seviyesinde oluyormuş. Dağlarda oluyor. 76 civa basıncı. Nereden buldun sen bu sabiteyi? Sormaz. Yani asıl dogmatizm, asıl afyonlama kendi mesleklerin içerisinde var. Yani evet. İslam'a atfediyorlar ya. Yani sorgulanamaz. 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 Fen sorgulanamaz. Afyonlamadır. Ne denirse kabul edilir. Aslında kendi mesleklerin tabii canım fen, yani. Fen aynı zamanda afyondur. Dedi bitti. Doktorluk da öyle. Doktorun verdiği kararı sorguladın mı hiç? Acaba doğru dedi mi dedim mi şey yapıyorsun yoksa gidip ben eczanede ilacını alıyor musun? Bizi böyle yetiştirmiş, uyuşturmuşlar. Ne demişse doğrudur. Hoca bir ders bir şey derse sorgulanır. Doktor bir şey söylerse sorgulanmaz. Gidip eczaneden alınır. Deniz seviyesi nereden gelmiştir? Güneşte kopan parçada sorgulanamaz. Bu sabitelerdir. Deniz sabitesi, pi sayısı sabitedir. Allah sabite olamaz. O sorulur, o sorulamaz. Anladın mı? He? Vay yobazlar. Ve yobaz uyuşturuluyor beyinler. Uyuşturulmuş. Afyonlanmış. Afyon, afyon. Esrar bile değil, eroin bile değil. Afyonlaştırılmış. Oysa dine girmen için sorgulamayla girersin. Yoksa giremezsin. La ilahe illallah. La ilahe. Sorgulama vardır. Olumsuzdur. La. Ne bak bakalım ilah olabilecek kim var? En son bak bakalım birbirlerine ilah, armut şeftali ilah olabilir mi? Güneş hayata ilah olabilir mi? Çünkü kendisi hayatsız. Karanlık aydınlığa, kör göze, cehalet ilme ilah olabilir mi? Şuursuz şuuruğa nasıl ilah olacak? Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir ve masaya benzemez. Masaya sorulan soruları masayı yapana sorulamaz. Mantık da budur. Sen burada durursun. Acaba bunu yapan da nasıl duruyordur? Bir ayağı Zeytinburnu'da, bir ayağı da herhalde efendim Ankara'da. Böyle bir masa düşünür. Masa kendi ustasını düşünürse masa masanın dışında çıkamaz ki. Sır ilahını düşünse ben bu kadar ot yiyorum. Herhalde beni yapan ilahın ağzı Sibirya'da ve Afrika'da böyle bastığı zaman dünyanın bütün otlar içine giriyor. Yani kendi çapı gibi düşünür. Kendi dünyasına göre bir şekillendirir ilahını. Yani masa ilahını nasıl düşünemezse insan da ilahını böyle düşünemez. Yani keyfiyetini bilemez. İntikal eder. Bu misal aynı zamanda Peygamber Aleyhisselam'ın tefekkürü fiyye la illa Allah'ı sanatlar üzerine tefekkür edin. Zatını tefekkür edin. La tefekkür edin. Şey yapmayın. Zatını tefekkür etmeyin. Müthiş bir misal. Evet. Evet, zaten. O cinsinden olamaz yani. Evet, yani mesela bu kalemi ben yaptım, sanattır. Bu sana, biz sanat mıyız, sani miyiz? Bir onu bilelim bir kere. Sanatız. Yani bir şey hem yapılan hem yapan olamaz. Biz sanat mıyız, sani miyiz? Sanatız. Sanatsa sani cinsinden değil sanat. Ondan çıktı diye ona benzemez. Benden çıktı diye bu kalem bana benziyorsa Allah'tan çıktım diye ben de Allah'a benzemem. Ama intikal eder. Yani bunu yapan mesela bak. Gömleği kastetmiştir. Değil mi? Efendim, bunu yapan parmağı kastetmişti. Bunu yapan tutmayı vesaire. Çıkanık defteri. Yani ustayı tanımlar. Tarif eder ama benim ustam da böyle demirdir, bu diyemez. Benim ustam da böyle bir kalemdir. Ne kadar doğruysa, seni tasavvur ettiğinde Allah da o kadar doğrudur. Kalem kendi sanatkarını tasvir ettiği gibi, sen de ilahını böyle tasvir edersin. Alimdir, ilmi biliyordur, tutunacak vesaire biliyordur. Onları tanımlar. Çünkü sıfat zat değildir. Sıfat kışırdır, lüp değildir. Dışa bir çıkan iç değildir. Dışa vuruşudur.
Sesi mesela kışırdır. Konuşmamın içinde fikirler vardır. Konuşmamın içinde fikirler var, vicdanım var, duygularım var, hislerim var, ruhani taraflarım var. Ki ondan etkileniyorsun. Kelamımın içerisine, konuşmamın içerisine hangi ilim ve teknolojiyle düşüncelerimi ve ruhaniyatımı yüklemiş, kodlamışsam Allah da ruhumuza kendisini böyle kodlamış. İşte bunun gibi devam eder. Yaşamın meydana çıkması için bunun gibi kanunların ve sabitelerin mevcut olması gerekiyor. Sadece birini çıkardığımızda bile hayat olmaz. Yani bunların içinde bir tane çıkarırsanız, hayat sabiteleri içerisinde, fiziği çıkarırsanız, kimyayı çıkarırsanız. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Hı-hı. Bu sikre-i tezke-i kübra-i üluhiyeti gösteren bu kainatın simasında Hecret Mecmuası'ndaki bu teavun, tesanütte, anık ve tecavüp düsturlarını görmekte Bismillah dayanan bir yer değil midir? Hepsinin birbirine bakması, fiziğin, kimyanın, biyolojinin, matematiğin... O senin tabii, bu doğrudur ama senin böyle yüklediğin mana, evet, ve senin cinsindekileri bağlar. Bismillah diye ama tabii bu konuşmak... Genel herkesi bağlar. İnanan ve inanmayanı da bağlar. Sen Bismillah bakıyor dersen inançları kuşatıyor. Sadece dine bakıyor. Yani. Ama senin yani o değil yani. O konu o değil. O doğrudur. Ama Murat'tır. Murat'tır. Bu herkesi kapsayan ve içine alan bir mevzu. O senin hususi dünyana yaptığı katkı. Doğru tabii. Ama bununla beraber onu söylersen bu sefer ayrışmalara sebebiyet verirsin orada. Ders yapan insan olduğum için biliyorum da. Yani bu sikke-i kübre ulviyete veya şeye bakıyor dersen yani bu sefer bu gidişatı şey yapar. Bu geneldir. Yani kafir mümin fark etmeden diyorum ki deniz seviyesi, civa basıncı, efendim sabiteler var, ivme sabiteleri var, pi sayılarının vesairesi var. Mesela kabul edilmiş üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Kaç olursa olsun, sabittir. Şudur budur, sabiteler. Bunu, sabiteleri kabul etmek zorundasın. Pi sen 3.10'da 14'ü sorgulayamazsın. Ama sanki bu alem kimya, hücre, ağaç, kedi, köpek, yıldız, laboratuvarda sanki yapılmış. O şartları yapacaksın, 0 santigrat derece oluşturacaksın laboratuvarda, deniz seviyesini oluşturacaksın, 76 civa basıncı vesaire. Bu sabiteleri hepsini kullanarak bile hücre yapamıyorsun. Bu sabiteler... İşleyen bir sisteminden çıkarımlarımız. Ama sistemin bu sabitelerle de işlemediğini çok iyi biliyoruz. Yani ilimden cehalete dönüşmesini bu sabitelerle izah edemezsiniz. Ben niçin beka hissediyorum? Yedim fani olduğu halde. Kuru fasulye, pirinç, ekmek fani. Niçin bende ruhsal yapı ezeli ve ebedi? Sonsuzluk. Yani bu sabiteler iktizası diyemezsin, denilemez. Acayip bir şey. Mesela bu hayat bir bütündür. Biz onu gözümüze bakarak ayrıştırıyoruz, fizik diyoruz. Fiziği kimyadan ayrıştırırsanız fizik de yoktur. Fizik kimyada çalışır, kimya fizikte çalışır. Yer çekiminde çalışır, yerin kaldırmasına çalışır, matematikte çalışır. Yani tek başına düşünemezsiniz. Kaldır çıkar, fiziği çıkar, hayır fiziği çıkartamazsınız. Kaldıramazsın. Birbir içinde girift. Aynı tek hakikatin değişik simgesel ifadelerdir.
veya hareketlerini insanın düşüncesine tercüme edilendir fenler. Tıp, fizik, kimya tercümandır. Kainatın, varlığın işleyişini bizim anlayışımıza tercüme ediyor. Mesela kulağa koyuyor. Karnım ağrıyor ve hastayım. Koyuyor. Güm 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 güm. Güm 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 güm. Güm 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 güm. Pit 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 pit. Yani yapıyor ya. Sen koy, hiçbir şey anlamazsın. O bir konuşmakmış. Ancak o dilden anlayan tercüman bizim lisana dönüştürmesi lazım. O tercümanın adı doktordur. Arapçayı Türkçe'ye çevirmiş. O hareketi insan bilincine dönüştürüyor. O zaman kainattaki konuşmaları insanın konuşmasına dönüştüren dinlerdir, kitaplardır, peygamberlerdir. Çünkü peygamberler aynı zamanda tercümandır. İnsanın dilini, insan fıtratını, varlığın dilini, insanın fikri seviyesine tercüme ediyor. Doktorun oradaki gördüğü karaltıyı sana fikir olarak sunması. Sürecini söylüyor. Bak bu suya siyah böyle olmuştur, iltihap olmuştur, şöyledir, böyle. Onu konuşturuyor sana. Ama sen bak hiçbir şey anlamazsın. Onun için aynı zamanda her bir fen tercümandır. İnsan lisanına dönüştürülüyor. Hayat hassas fiziğin ayarlarına sebep olarak bağlandırılmış. Bunlardan biri kütle çekimidir mesela. Yani fizikte F eşittir GM1 çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare. Mesela örnek verdi. Yani bizim böyle bir şey yok orada. F eşittir GM1 çarpı M2 bölü R kare. Veya kütleler nasıl duruyor galakside? M1 çarpı M2 bölü D kare. İki kütlenin çarpımı arasındaki mesafenin karesiyle doğru orantılı. Onun için duruyor. O bizim lisana dönüştürmüş. Orada öyle bir G1, M1, M2 yok orada. Hani o işlevin rakamsal veya görsel simge septomları, yani felsefece septom diyor. Malzeme, yani görselleri. Namaz da böyledir. Haç da böyledir. İhram giyiyorsun. Hani buradaki görüntüleri. O hareketle namaz ötelerde ne oluyor? M1 çarpı M2 bölü D kare görseliyle o yıldızlar arasında hiç bağlantı var mı? Görünüşü var mı? Ama onun hareketini, oradaki sistemi, nizamı bu şekilde ifade ettik. Bu şekilde düşünebiliyoruz. Namaz da böyledir. Namazın hakikati, yıldızların kendisi ifadeleri M1 çarpı M2 bölü D kare gibi görüntüler. Senin için olan şey gördüklerinden ibarettir. Allah'ın en iyi bilinecek yerin alem-i şehadet olduğunu unutma. Allah'ın en iyi bilinecek yer cennet değildir. Allah'ın en iyi bilme yeri alem-i şehadettir. Bil kıymetini buranın. Bir daha eline geçmez. Allah'a bilme yeri değil, cennet Allah'a bilme yeri değil. Allah'a bilip, tanımak, tefekkür etmek yeri burasıdır. Buranın açılımıdır orası. Burası o noktada 18 bin alemin kavşağıdır. Ve alemi gaybın çekirdeğidir. Bu noktadan bir an bile fuzuli şeye harcamamak gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda en yüksek boyut burasıdır. Çünkü Allah'ı en çok aynedarlık yapan yer burasıdır. Burası ise her şeyin her yerde olması yerden alıp bir yere monta etmek en zor yeri ve işlevi olan bir yerdir. Şöyle diyeyim, düşünün. Newton mekaniği deniliyor. Tamam mı? Şimdi burada bir şey bir yerdedir. Görünüşte. Ama kuantum mekaniğinde, kuantum fiziğinde aşağı indiğiniz zaman bir şey olması gereken her yerdedir.
bir yerde tutmak mucizedir. Olamaz. Benim kuantum fiziğinde bir yerde durmam olamaz. Ve bu mucizedir. Nasıl ki bir peygamber, bir veli birkaç yerde, bir Geylani, bir camiden 3-4 yerden çıkmışsa, Somuncu Baba Bursa'da 3-4 yerden çıkmışsa, Cebrail Aleyhisselam birkaç yerde olmuşsa, mucizedir burada. Burada bir şeyin her yerde olması, birkaç yerde olması harikadır. Çünkü buranın mekaniğine göre bir şey bir yerdedir. Kuantum fiziğinde, yani eşyanın melekutiyetinde ise, çok ilginç bir şey söylüyorum, bakın var yani orada da, onları da söylüyorum. Bir şey olması gereken her yerdedir. Bir yerde tutmak mucizedir. Oranın mucizesi buranın normal yaşantısıdır. O zaman buranın normal yaşantısını düşünün, orada nedir? Onun için bilin buranın kıymetini. Oranın mucizesi buranın normalidir. Yani bir şeyin bir yerde olması buranın normali. Ama kuantum fiziğinde bunu yapamazsınız. Bir şeyi bir yerde tutamazsınız. Buranın normali oranın anormali oluyor. Peki buranın anormal bir tefekkürü ne olur? Orası bilinemez. Olamaz yani. Burayı bilin yani. Buranın kıymetini bilin. Çok korkunç bir kavşaktır. 6 yoldur. Bütün yolların emniyet şeridi vardır. Araba arıza yaparsa kenara koyar. Ama kavşağın emniyet şeridi yoktur. Arıza yapma şansın yoktur. Arıza yaparsa hemen atarlar dışarıya, iterler. Kesinlikle tutmazlar. Çünkü 6 yolda istersen geri dönersin, istersen sağa dönersin, istersen sola vurursun, istersen çaprazlama gidersin. Burada tanımlama yeridir. Geçiş yeridir. Buranın normali, oranın anormalidir yani. Buranın anormali orada ne olur? Şöyle şeyle tamamlayayım Risale'yi de. Buranın insanı, buranın insanı, insanı demeyeyim, buranın hayvanı, oranın taşı toprağıdır. Evet. Hayat. Taşı toprağıdır. Peki. Oranın hayvanı nasıl olur buranın? He? İnsan gibi. Peki. Buranın insanı orada ne olur? Motor durdu. Yok kıyasetçi bir şey. Bu dünyada en kıymetli insandır. O da onun neresine denk geliyor? Mesela buranın hayvanı cennetin neresine denk geliyor Fatih? Bir ağaca çağırırsan gelir demiyor mu? Hayvan belli değil. Bak bir ağaca çağırsanız diyor cennette gelir. Değil mi? Seni tanır bilir. Peki bu oranın ağacı buranın neresine denk geldi? Ha? Peki ağacı. Peki oranın hayvanı buranın neresine denk geldi? Açın. Açın. Hazır. Aç oku. Diyor ki buradaki insanlar gibi orada da ağaçlar. Bak buradaki insan orada ağaç. Çağırınca gelecek. Çünkü hayvan geliyor mu? Gelmiyor. Hey, ne var? Senin derdini anlar. Buradaki insanlar, oradaki ağaçlar. Buradaki hayvanlar gibi oradaki taşlar. Buradaki hayvan insanın aşağısına iniyor. Taşlar. Emri anlar ve yapar. Peki. Sen. Oradaki taşlar buranın hayvanı. Oradaki ağaçlar buranın insanı. Peki oranın hayvanı burada yok. Oranın insanı zaten içiyor. Peki, buranın normali, orada anormal. Peki, buranın anormali orada ne olur? Manevi biraz keşif olduğunu. Ve ağzını tutlasan olur. Evet. Peki. Daha acayip gidiyor ama burada keselim çünkü. Zarar görürüz imamız. Bunu devamını da okuyun aslında. Enteresan bir şey. Evet oku devamını. Diyor ki sen bir ağaca desen filan meyveyi bana getirir. Filan taşı desen gelir. Madem taş, ağaç bu derece ulvi bir suret alırlar. Elbette ef ve şürp ve nikah dahi
hakikati cismaneleri muhafaza etmekle beraber, cennetin dünya fevkindeki derecesi nispetinde dünyevi derecelerinden o derece yüksek bir suret almaları ilk ceza eder. Evet. Buradaki cüz ihtiyarı ve cüz iradenin orada cüzlerini kaybetmesi anlamına geliyor abi. Asıl oluyor. Asıl oluyor. Yani kudret dair. Mesela şöyle diyeyim bir parçasını. Mesela biz burada Allah'a iman ediyoruz. Tabii ki ediyoruz. Allah şöyle biliyoruz. Bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Allah ilmi iradesiyle, kudretiyle her yerdedir. Zatıyla değildir. Değil mi? Zatıyla değil, sıfatlarıyladır. Zatıyla tek bir yerdedir, yersiz yerdedir. O da enededir. Sığınmadım kainata, sığdım müminin kulunun kalbine. Bakın, Allah bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Efendim, her istediği olur, istemediği olmaz. Çünkü Allah ilim ve sıfatıyla buradadır, zatıyla değildir. Bu esma. Bu Allah'a iman eden bir Müslüman da cennette bir anda her yerdedir, hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Esma'ya iman ettiğin mertebede sen orada şahsiyet kazanacaksın. Kazandın mı yani? Evet. Peki bu bazıları diyor ki panteist mi oldu abi? Ona esma, içeri doğru girelim. Yani bu su haşikyo, içeriye doğru girelim. Esma, gir içeriye. Sıfat, gir içeriye. Şuunat, gir içeriye. Mahiyet. Şimdi biz konuştuğumuz ve konuşacağımız bütün ilimler esmada. Allah'a en fazla sıfat hakkında konuşuruz. Allah'ın şuunat-ı zatiyesi hakkında, mahiyet-i zatiyesi hakkında bilmiyoruz ki. Esma Allah değildir. Lehül esma'ün husna. Bütün güzel isimler onudur. Masadakiler Hasan'ındır. Ama Hasan değildir masadakiler. Esma Allah'ındır. İsimler Allah'ındır. Allah değildir. Allah da isimdir. Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah da isimdir ama zati ismi işaret edildiği için kimseye Allah konulamıyor. Dolayısıyla esmaya ne kadar böyle yakiniyetin varsa onun vücud haricisi giyeceksin. Allah esmasına ne kadar azarsan o kadar cennette bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Ve onun hakikati verilecek yani. Evet. Ama abi ya tan bu. Hayır tan. Ne alakası var? O mahiyeti zati. Onun hakkında bilgi yoktur. Olmayacaktır da öyle bir şey yok yani. Çünkü Kur'an son kaynaktır. Son kaynak da subut-i sıfattan gelmiş. İlim ve kelam sıfatından gelmiş. Zati sıfattan da gelmemiş Kur'an. Subut-i sıfattan gelmiş. Ama içerisini zati sıfatlarla da doldurmuş. Ama mesela geri gel ondan sonra gerisi yok. Onun şunu kastediyorum. Elma gel geri, tomurcuk gel geri, dal gel geri, gövde gel geri, kök biraz daha gel, çekirdek daha geri var mı? Yok. Ha, Kur'an en son noktadır. O kaynağı da subut-i sıfattır. Daha geri gidemezsin Kur'an'dan sonra. Yani bir yöntem, bir ilimle gideceksen, çünkü eğer ilim bile bastığıdır. İlmi netice yaparsanız sizi köleleştirir. En büyük kölelik ilimdir. İlim bile bastığıdır. Çünkü ilim sıfattır, lüp değildir. İlim Allah'a götürmelidir. İlimle dalalete gidenler vardır. Hani netice olsaydı böyle olmazdı. Yani okuduk, uygulamadık Risale'nir. Kölesin. Uygulanmayan her ilim bizi boğazımıza tasma takmış, köleleştirmiş demektir. En büyük kölelik ilimdir. Uygulanamayan ilim. Hatta uygulanmayan her ilim vesvese ve vehimdir. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.